Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli katılımcılar, sizlerle Profesyonel Ses Derneği'nin bir Perşembe seminerinde daha bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Salgının ilk günlerinde bir arada nasıl olabiliriz? Yüz yüze toplantılar yapamıyoruz dediğimizde bu aklımıza gelmişti ve ardışık toplantılar gerçekleştirmiştik ve çok da ilgi görmüştü. Bir süre buna ara verdik. Farklı platformlarda, farklı dernek aktivitelerinde bir arada olduk ama bugünden itibaren umarım yine sık sık Profesyonel Ses Derneği'nin Perşembe seminerlerinde birlikte olacağız. Bugün benimle birlikte çok kıymetli iki hocamız var, çok kıymetli iki arkadaşım var. Bunlardan birisi toplantının benimle birlikte moderatörlüğünü yapacak Profesyonel Ses Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Emel Çadallı Tatar. Emel'cim sen de ev sahibisin ama ben sana hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Ve Emel'le beraber de çok sevgili arkadaşımız, çok bu alanın bizim için çok kıymetli hocalarından, yıllarca laringolojiye, foniatriye çok emek vermiş Profesör Doktor Sevtap Akbulut bu akşamki konuğumuz. Sevtap Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sevtap Hoca bize bugün sık görülen ses hastalıklarından bahsedecek. Ama Sevtap Hoca'ya sözü vermeden ben ilk sözü Emel Hoca'ya veriyorum. Daha sonra kendisi de Sevtap Hocam'ın toplantısını başlatır. Hepinize keyifli bir toplantı diliyorum. Bize iletmek istediğiniz mesajları chatten gönderebilirsiniz. Biz olabildiğince onları toparlayıp Sevtap Hoca'nın değerlendirmesini ve yorumlarını sağlamaya çalışacağız. Umarım sizler için keyifli bir toplantı olur. Emel Hocam buyurun. Teşekkür ederim Haydan Hocam. Öncelikle size, tüm katılımcılara, tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oluyor bu Profesyonel Ses Derneği'nin multidisipliner toplantıları. Birçok birlikte çalıştığımız bölümü bir araya getiriyor. Bugün de aynı şekilde çok kıymetli katılımcılar olduğunu görüyorum. Çok sözü de uzatmadan heyecanla Sevtap hocamızı dinlemek istiyoruz. Sık görülen laringel hastalıkları bizimle paylaşacak. Onun da söylediği gibi soruları buradan alacağız. Rahatlıkla soruları buradan yazabilirsiniz chatten. Buyurun Sevtap hocam. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle burada olmak, sizlerle olmak benim için çok keyifli. Profesyonel Ses Derneği'nin sıkı bir takipçisi, iyi bir üyesi olduğumu düşünüyorum. O yüzden Halil Hocam, özellikle teşekkür ederim size. Emel Hocam, size de ayrıca emekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Halil Hocam beni bu akşam acaba bir kere daha misafir etsek mi sizi dediğinde birlikte sık görülen ses hastalıklarını konuşmanın keyifli olacağına karar verdik. O yüzden ben ona ait bir sunum hazırladım sizlerle. Şimdi izin verirseniz bir paylaşmak istiyorum sunumumu becerebilirsem. Yaklaşık bir yarım saat kadar önce bilgisayarımla ilgili böyle yüreğimi ağzıma getiren bir kriz yaşadım. O yüzden bilgisayarıma dua ediyorum ki sunumumun sonuna kadar varlığını sürdürür umarım ki. Şimdi öncelikle şey diyeceğim, yani hakikaten bu Profesyonel Ses Derneği seminerleri çok keyifli geçiyor benim için. Hem alanda değişik tecrübeleri olan, bu alanda çalışan hocalarımızın tecrübelerini paylaşmak adına hem de açıkçası karşılıklı iletişim içerisinde kalmamızı sağlamak adına. O nedenle hepinize bu akşam bize eşlik ettiğiniz için teşekkür etmekle başlamak isterim. Şimdi derneğimizin Profesyonel Ses Derneği olduğunu altını çizerek çok temel bir iki tane genel şeye ulaşıp genel bilgiye, genel terminolojiye ait bir iki bir şey söyledikten sonra açıkçası vaka sunumlarına geçmek isteyeceğim. Şimdi bu derneğin üyesi olan her birey aslında bir profesyonel ses kullanıcısı. Profesyonel ses kullanıcısı sizin de bildiğiniz üzere mesleğini belli bir ses kalitesiyle ya da ses dayanıklılığı ile sürdürmek zorunda olan çok geniş spektrumda bir meslek grubunun oluşturduğu bir derya. Burada sahne önünde çalışan bir dolu performans sanatçısı kadar işte öğretmenler, spikerler, müzik öğretmenleri, şan eğitmenleri burada gene bu akşam bir dolu katılımcılardan olduğunu düşünüyorum. Avukatlar, din görevlileri, çağrı merkezi çalışanları, politikacılar,
ses ve konuşma terapistleri üyelerimiz olan koro şefleri, amatör ya da profesyonel müzisyenlerin tamamı bu grup içerisinde yer alıyor. Spektrum çok geniş. Öyle olunca aslında spektrum içerisinde herkes yerini bir yerlerde alıyor. Bir hekim olarak hepimiz gündelik hayatımızda birer profesyonel ses kullanıcısıyız. Kaufman bunları birden dörde kadar sınıflandırmış. İşte bu bir piramit gibi. Piramidin en zirvesinde diyelim şarkıcılar, oyuncular yer alırken piramidin tabanında daha çok sayıda gündelik hayatı için ses kullanımına ihtiyaç duyan bir dolu meslek grubu var. Sevgili İlter Denizoğlu benim çok hoşuma giden bir sınıflandırma yayınladı. O yüzden ben bunu da burada paylaşmak istiyorum. Çünkü aslında bu ses icracıları, ses kullanıcıları gene spektrumun geniş olduğunu hesaba katarsak icracılar ve mesleki kullanıcılar olarak ikiye ayrılmak bana çok mantıklı geliyor. Çünkü bu iki temel grubun vokal ihtiyaçları farklı oluyor. İcracılar profesyonel ya da yarı profesyonel olabildiği gibi mesleki ses kullanımı olan bireyler de aslında hem profesyonel kimi zaman da yarı profesyonel olarak mesleklerini yerine getiriyorlar. Profesyonel ses kullanıcısı olan birinde ses sorunu yaşamak hiç de nadir değil. Çünkü işi için ya da hayatı için sesi çok yoğun kullanan birinin sesiyle ilgili sorun yaşaması çok daha kolay oluyor. Yani işte bunu hep örneklerimizde hepimiz veriyoruz. Futbolcularda menisküs olması hiç kimse için şaşırtıcı değil. İşte çok ünlü tenisçiler tenisçi dirseğiyle karşılaşıyorlar. Öyle olunca sesini profesyonel kullananlar da sesleriyle ilgili sorun yaşamaya eğilimli oluyorlar. Maalesef özellikle profesyonellik derecesi arttıkça bu ses problemlerinin daha ciddi olma ihtimali daha yüksek. Şey yüzünden bu da kişiler problemleri olduğu halde seslerini işleri için, hayatları için, profesyonel dünyaları için kullanmak zorunda oldukları için problemlerine rağmen seslerini kullanmaya devam ediyorlar. Öyle olunca da problemler bizim karşımıza ciddi geliyor. Spektrum geniş, çok heterojen bir grup. İşte bir şan eğitmeniyle bir opera sanatçısının, bir doktorun ya da bir amatör koristin ses ihtiyacı aynı değil. Öyle olunca da beklentiler, ihtiyaçlar değişiyor. Profesyonel ses dendiğinde ya da ses dendiğinde bir takım olmazsa olmaz. Ben bu takımı bir tedavi takımı olarak nitelendiriyorum. Çünkü aslında tanı kısmı bizim ofislerimizde, muayenehanelerimizde ya da hastanelerimizde bizler tarafından tanınıyor. Tabii ki terapistler, şan eğitmenleri kulaklarıyla ya da algılarıyla problemin ne olduğu konusunda bir fikre sahip oluyorlar ama sesin sorununu oluşturan şeyin ne olduğunun gerçek adının konması tanıyla mümkün. Bu tanıyı yapan genelde kulak burun boğaz hekimleri oluyor. O yüzden de takımın başında kulak burun boğaz hekimi geliyor. Ama bu oldukça geniş bir tedavi takımı eğitmenden dil konuşma terapistine, şan eğitmenine, kişinin mesleğine uygun olarak oyunculuk eğitmenliğine ya da fizyoterapist, psikolog ya da diyetisyen gibi farklı meslek gruplarının birlikte çalışmasını gerektirecek oldukça komplike bir alan. Bu benim böyle birlikte çalıştığım ve şanslı olduğum ses tedavi takımı. İki tane şan sesi eğitmeni ve bir dil konuşma terapistiyle beraber çalışıyorum. Yakın geçmişe kadar ben aynı hastane ortamında çalışıyorduk ama koşullar COVID'le beraber değişince artık aynı ortamlarda, aynı ofiste çalışamıyoruz ama çok yakın temas halindeyiz. Takım demek aslında iş etkinliğinin artması demek. Ama bana sorarsanız hani bundan da bir iki kelime etmeden geçmek istemeyeceğim. Çünkü takım demek zorluk demek. Takım demek birlikte çalışmak demek. Takım demek farklılıkları kabul etmek demek. Takım demek o üst üste binen ortak alanlarda temasın yakın olması demek. Takım demek bazı şeyleri bilmeyeceğinizi, bilemeyeceğimizi kabul etmek demek. Takım demek başkasının pencereye başka bir yerden baktığını kabul etmek demek. Bu kolay bir şeydir. O yüzden de özellikle genç katılımcı arkadaşlar için bu şeyin altını çizmek isteyeceğim. Takım
çalışmasının. Çünkü sesle çalışmak isteyen her eğitmen ya da her terapist aslında kendine takım açısından uygun bir birey olup olmadığı konusunda bence sorgulamak zorunda. Çünkü takım bir yandan çok büyük başarı getiren bir şey. Çünkü burada söylendiği gibi 1 artı 1 artı 1'in 3'ten çok büyük olduğu işler demek. Ama aynı zamanda çok büyük zorluk getiriyor. O yüzden bence hepimizin bu anlamda kendine uygun olacağı takıma yerleştirmek konusunda özenli olması gerektiğini düşünüyorum. Devam etmeye çalışıyorum. Şimdi iş profesyonel ses kullanıcısı olduğu zaman, yani spektrumun çok geniş bir spektrum olduğunu tekrar altını çizelim. Aslında bunlar şu listede gördüğümüz hastalıklar, sık karşılaştığımız hastalıklar. Ben bunlar içerisinden en sık karşılaştığımız hastalıklara değinmeyi isteyeceğim sizlere. Ama aslına bakarsanız ses hastalığı adına görünen her hastalık profesyonel ses kullanıcılarında da karşımıza çıkıyor. Şimdi en sık karşılaşılan problem bana sorarsanız gündelik hayat içerisinde üst solunum enfeksiyonu ya da soğuk algınlığı ya da larenjit dediğimiz durum. Çünkü profesyonel ses kullanıcısı da her insan gibi bir insan, sık sık hastalanıyor, nezle oluyor, grip oluyor. Burada bizim sorumluluğumuz kişinin bu çok basit görünen üst solunum enfeksiyonu ya da soğuk algınlığı gibi problemler sırasında sesine ait problemleri yaşamasını engellemek. O yüzden bir saniye, çok özür diliyorum, ilerlemekte zorluk çekiyorum, takılıyor bir yerde. O yüzden üst solunum enfeksiyonları ile karşılaştığımız zaman profesyonel ses kullanıcısı devreye girdiğinde hemen ardından bir larenjit gelebileceğini akılda tutmak zorundayız. Çünkü profesyonel ses kullanıcısı sesi kısık olduğunda ya da üst solunum enfeksiyonu sebebiyle sesine ait problemler yaşadığında işine devam etmek zorunda. Bir eğitmen, bir öğretmen ya da bir şan eğitmeni nezle olduğu zaman derslerini tamamen iptal ederek sesini istirahat etme şansına sahip olmuyor. O yüzden de açıkçası sık karşılaşılan üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili en büyük endişemiz bizim. Bu hasta grubunda larenjitin ortaya çıkıyor olması. Larenjit maalesef ki kimi zaman ciddi ses teli zedelenmesi ya da vokal zedelenmenin eşlik ettiği durumlarla karşımıza çıkıyor. Çünkü bu bazen kişinin hastalığı sebebiyle yaptığı bir takım yanlış davranışlar, öksürmek, bağırmak gibi. Kimi zaman da sesindeki etkilenmeye rağmen mesleğini sürdürmesine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. İşte bu tür durumlarda ses teli kanaması ya da ses teli mukozasına yırtık biz görebiliyoruz. Şimdi size hemen bir tane hasta örneği getirdim. 23 yaşında bir ses sanatçısı bu, bir kadın hasta. Son 2 haftadır ses kısıklığı ve ses tonunda bir değişim fark etmiş. Öncesinde bir üst solunum enfeksiyonu geçirmiş hastam. 4 yıldır herhangi bir ses eğitimi almıyor. Performans öncesi bir ısınma yapmıyor. Sabahın erken saatlerinde çok geç saatlere kadar çalıştığı için yemek yiyip yatma alışkanlığı var. Aspirin kullanıyor. Menstruasyon ağrıları için bazen. Ve ara ara sigara içiyor. Bundan yaklaşık 2 hafta kadar önce geçirdiği bir üst solunum enfeksiyonu sonrası çok yoğun olan müzik programına devam etmek zorunda kalmış. Yaklaşık sahnede 4 saat 5 saat kalan bir kişiden bahsediyorum. Üst solunum enfeksiyonu geçtiği halde sesi düzelmediği için bana gelmişti. Şimdi videosunu göstermek istiyorum size. Biraz ilerleyelim. Şimdi aramızda gene ses telleri ve larenkse aşina olmayan bazı üyelerimizin ya da dinleyicilerimizin olduğunu hesaba katarak videomuz hakkında kısaca bir yönlendirme yapmak isterim. Burası ağızdan bakılan bir muayeneden bahsediyorum şu anda size. Burası ön taraf, bu taraf arka taraf, bu taraf sağ, bu taraf sol. Şu larenksimizin kapağı olan epiglot. Ses tellerimizi yavaştan görmeye başladık. Sesimizi, işte videomuzun sesi yok, o yüzden sesin olmadığına odaklanmayın lütfen. Ama ses tellerine
bakmanızı ve dikkatle karşılaştırmanızı isteyeceğim sağ ve soluğu. Ses tellerimizin açılması kapanması iyi. Hemen belki dikkatinizi çekebilir. Bu çünkü bence çok bariz olan bir şey. Soldaki ses tellerinin rengi sarı gibi görünüyor. Sağdaki beyaz gibi görünürken. Çünkü biz ses tellerinin beyaz parlak sedef renginde olmasını istiyoruz. Sağ ses teli için bu biraz kabul edilebilir düzeyde. Ama sol ses telinin serbest kenarının böyle biraz kırmızı olduğunu ama ses telinin tamamının sarı renkli olduğunun altını çizelim. O gözle bir bakalım isterim. Kapanmamız çok iyi değil. Kum saatine benzer bir kapanması oluyor ki ses teli sanki böyle orta noktada birbirine daha çok temas ediyor gibi. Stroboskopik ışık kısmına geçelim. Gene ağızdan bakmaya devam ediyoruz. Stroboskopik ışık yani kesintisiz ışıkla bakıyoruz şimdi hastamızın muayenesine. Dalgalanmamız iyi ama şeyi çok net görebiliyoruz. Renk farkı iyice ortaya çıkmaya başladı. Ses telinin serbest kenarında şu şekilde bir kırmızı bölgenin olduğunu görebilirsiniz. Kapanmamız tam değil. Aradan hava kaçışımız oluyor. Hastamız yaklaşık aslında muhtemelen bu üst solunum enfeksiyonu geçirdiği sırada bir kanama geçirmiş. Bu gördüğümüz sarı renkli görüntü kanamanın geriye doğru çekilmesiyle ortaya çıkan bir görüntü. Hani hepimiz biliriz elimizi kolumuzu çarptığımızda morarma olur ya da bir kan toplanır sonra bu kan yavaş yavaş çekildiğinde sararak çekilir. İşte bu hastamızın da sol ses telinde belli ki bir kanama ortaya çıkmış. Keşke hastamız yaklaşık işte o ses kısıklığının olduğu sesinin zorlandığı akşam bize gelmiş olsaydı diye insan düşünüyor. Üzerinden bir hafta 10 gün geçtiği için kanama gerilemeye başlamış. Ama geri gel bir saniye. Salgı biriktiğini görüyoruz. Ses telleri kendini korumaya çalışıyor. Hastanın sesinin kaba, pürüzlü olduğunu söyleyebilirim. Dikkatimizi çekecek bir şey daha var ki şu bölge, o kanın daha fazla olduğu ya da kanamanın hala çekilmediği bölge daha sert görünüyor. O bölgenin vibrasyonunun az olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu hastalar bu sesinin çok keskin olduğu zaman gelmiş olsaydı açıkçası ben muhtemelen hastamın sahneye çıkmasını en azından 3-4 gün için istemezdim. Ama hastam bana geldiğinde zaten o dönemi geçirmişti o yüzden de şey yapmak zorunda sesini istirahat etmek konusunda çok katı davranmak istemedim. 2 gün kadar bir ses istirahati verdim. 2 gün sahneye çıkmasını istemedim. 2 hafta kadar da sahnede bir takım değişiklikler yapmasını istedik. Back vokal kullanıyordu. Back vokali ön plana çekti. Ses hijyenini arttırdık. Hastamıza reflü tedavisi verdik. Çünkü reflü ile ilgili bulguları vardı. Ve bu süre içerisinde repertuar değişikliği yaptık. Bir şan eğitmenimizle beraber çalışarak sahnede söylediği şarkılarda en azından şan çalışması yapamadan repertuar değişikliği yaptık. Sevtem Hocam, Sevtem Hocam çok özür dilerim, bölüyorum. Şimdi çok geniş spektrumda dinleyicilerimiz var. Dolayısıyla hani ses teli kanaması deyince bu aslında bizler için bir alarm tablosu. Şimdi ben bir yandan da Sevtep Hoca'nın sesini dinlendiriyorum arkadaşlar. Sevtep Hoca da dünden bu yana aslında hasta ama toplantımızı iptal etmedi. Bu arada ona bir yudum bir şey içme fırsatı da vermiş oluyorum. Emel Hoca'nın da bu arada tabii fikirlerini duymak çok isterim. Ses teli kanamasına neler yol açabilir? Yani çünkü bu bizim akut dönemde gördüğümüz bir şey. Ama böyle tekrarlayan davranışlar nedeniyle de olabilen bir şey. Chatten gördüğüm kadarıyla işte opera sınavına hazırlanan öğrenciler var, tıp fakültesi öğrencileri var. Neler söylemek istersiniz? Buna yol açan nedenler, nasıl korunabiliriz ya da işte olduğunda nasıl davranacağımızla ilgili Sevtep Hocam biraz bahsetti. Biraz sonra daha da konuşacaktır. Söylemek isteyeceğiniz bir şeyler olur mu? Ben de aslında Sevtep Hoca'ya yani akut dönemi geçtikten sonra bu hasta için
ilaç kullanımıyla ilgili uyarılar anlamında neler söylememiz gerek? Ondan da biraz bahsetmesini isteyecektim. Şimdi hikayede aslına bakarsanız hani hikayeyi bu kadar detaylı vermemin sebebi şuydu. Hastayla detaylı bir konuşma yapma şansımız olduğu zaman hazırlayıcı faktörlerini aslında ağzından teker teker alma şansı yakalıyoruz. Bu hastam için baktığımızda birden fazla faktörü var aslına bakarsanız. Bu tarz bir problemle karşılaşıyor olması sürpriz mi derseniz benim için sürpriz değil. Bir kadın hasta, şarkı söyleyen bir hasta, şarkı söyleyen bir kişi menstruasyon için ağrı kesici olarak eğer aspirin alıyorsa aslında ses tellerinin kanaması için davetiye çıkarıyor demektir. Çünkü aspirin gibi bazı ilaçlar damar duvar geçirgenliğini değiştirerek kanamaya meyil oluşturur. Menstruasyondan önceki birkaç gün boyunca damarlarımız daha kırılgan, daha dolgun oluyor. Ses tellerinde de bu değişim oluyor. Ses tellerine biz bazen baktığımızda sanatçılara diyoruz ki yakın adet döneminiz ne zaman? Adetinize kaç gün kaldı? Yakın mısınız? Çünkü ses tellerinin üzerindeki damarlarda da dolgunluk ortaya çıkıyor. O yüzden aspirin kullanmak çok yüksek riskli bir şey bu hasta için. Sigara içiyor. Ses hijyeni çok kötü. Çok uzun süre sahnede kalıyor olmasına rağmen aslında sesini ısıtmıyor. Bu demektir ki sahneye çıkıp böyle tiz sesli bir şey söylediğinde ya da şarkının bir tiz kısmına çıktığında yüklenecek. Öyle olduğu zaman o küçük damarlarda çatlamalar, kırılmalar olabilecek. O nedenle aspirin kullanımını bu hasta için kesinlikle yasaklayarak işe başlayacağımız kesin uzun dönemde. Harika. Ben şimdi şöyle sizleri hiç göremiyorum da o yüzden bir yandan da Weaver Point şeyini değiştirmeye çalışıyorum. Açıkçası bence, eğer kulağına gideceksem. Bence Sevtep Hocam sizin düzeninizi hiç bozmayalım. Ben de hani korkuyorum o yüzden. Aynı şekilde devam edelim. Biz gayet iyi görüyoruz sizi. Slide'ları da gayet iyi görüyoruz. Screen share'im devam ediyor mu? Yoksa şey mi? Tamam. Şu anda şeydeyiz, slide'ın içindeyiz. 17. slide'ı görüyoruz. Tamam. Şey için ne dersiniz? Azıcık bahsettiniz aslında ondan. Hani böyle enfeksiyonu olduğu dönemde sanatçıların ya da sanatçı demeyelim ama performans sergilemesi gerekenlerin dikkat etmesi gereken şeyler konusunda. Çünkü belli yükümlülükleri oluyor. İşte kendileri biliyorlar aslında rahatsızlar o dönemde. Ama zorladıklarında da işte böyle bir şey olduğunda aslında aylarca bu sefer ekonomik olarak sıkıntılara giriyorlar. Bununla ilgili söylemek istedikleriniz olur mu? Olur tabii. Şimdi şöyle tabii sadece aslında burada korkutucu şey olan o aylarca sesin kısık olması değil ama bana sorarsanız kalıcı bir takım problemlere kanamanın hazırlayıcı olması çok daha büyük risk. Çünkü biz şimdi bu kanamanın tamamen çekilip ses tellerinin dalgalanmasının bozulmayacağı öngörüsündeyiz, umudundayız. Şimdi bakacağız beraber hakikaten hastamız öyle mi iyileşmiş diye. Ancak açıkçası her kanama beraberinde sertleşmeyi, skarlaşmayı, ses tellerinde kalıcı hasarlanmayı getirme riskini taşıyor. O yüzden de kanamalı bir ses teliyle şarkı söylemek ya da şarkı söylemek de elzem değil aslında konuşmak, işini ve ses kullanımını sürdürmek geleceğe olan olumsuz yatırım gibi yorumlanmalı. Yani bizim hedefimiz bu hasta için benim aslında üzerinden bir iki hafta geçmiş olmasına rağmen hala iki gün tam ses istirahati verip iki hafta daha dinlenik şekilde sesini kullanmak istiyor olmamın sebebi bu kanamanın olabildiğince en az hasarla çekilmesini sağlayıp kalıcı bir problemle karşılaşmasını engellemek. O nedenle hani hastalarımızın ya da danışanlarımızın bu konuda farkındalığını geliştirmek zorundayız. Çünkü özellikle bu tarz maddi gelire yaptığı işe bağlı olan kişiler haklı olarak seslerine ait problemler sebebiyle işlerini ara vermek istemiyorlar. Ama bu hesaplamayı iyi yapıp o hastamızın ya da o kişinin
Gelecekte mesleğini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlamak bizim sorumluluğumuz. O nedenle gerekli uyarıları yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Peki şeyi soracaksınız. Haldun Hocam, onu sordunuz galiba bana. Hani üst omuz enfeksiyonu geçiriyor ve işine devam etmek zorunda, ne yapıyoruz diye. Bir kere ben danışanıma, hastama şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki tabii ki siz üst omuz enfeksiyonu geçiriyorsunuz. İşinizi yapmak zorundasınız ama şunu bilmek zorundasınız. Şu an kullandığınız sesiniz, algınız her zamankiyle aynı değil. O yüzden her zaman yaptığınız performansı kendinizden beklememelisiniz. Çünkü sahnede 4 saat kalan bir sanatçı ya da 8 saat ders anlatan bir öğretmen üst omuz enfeksiyonu olduğu zaman bu 8 saatin sonunda hakikaten ses tellerini zorlayarak ses tellerinde bir takım sorunlar yaratabilir. O yüzden de olabildiğince aralarda dinlenmeli. Haldun Hoca'nın bana yaptığı gibi birilerinin onu dinlendirmesini sağlamalı. Çok yüksek sesle konuşmamayı ya da uzun süreler sahnede aralıksız kalmamayı akılda bulundurulmalı. Eğer bir vokali varsa, back vokali varsa back vokaline mikrofon vermeli. Azıcık sahnede insanları seyirciyi bu anlamda modifiye etmeli. Şey deniliyor, iki kat şiddetini arttırmayın. Yani özellikle hafif bir enfeksiyon geçiriyorsanız ses şiddetinizi iki katına kadar çıkarabilirsiniz ama daha fazla asla çıkarmayın. Oyuncular için bu çok önemli bir şey. O yüzden de belki oyuncu ya da öğretmenin eğer şey şansı yoksa üst omuz enfeksiyonu var iken işini bırakma şansı yok ise belki mikrofon kullanmayı, o dönem için kullanmayı akılda bulundurması gerekiyor. Çok teşekkürler Sevtap Hocam. Yani burayı açmamız bence birçok gerek ses hijyeniyle ilgili, gerek diğer iyi huylu ses problemleriyle karşılaşma riskini azaltmayla ilgili birçok konuya açıklık getirdi. Umarım dinleyicilerimiz için de Bir faydalı yandan şey olmuştur. izlerken belki soruları ben göremiyorum. Sadece hocam sizden şey Biz isteyeceğim. onları toparlayacağız. Şu anda konuyla ilgili bir sorumuz yok. Tamam. Hastamızın bu bahsettiğimiz 3 haftalık periyodu geçirmesinden sonraki videosunu görüyoruz. Çok şükür ki çok ciddi bir şey var gibi gözükmüyor ama salgıyı görüyorsunuz. Ses tellerinin arasında yapışkan bir salgısı var. Henüz tam iyileşmiş değil aslında hastamız. Şöyle ilerleyelim. Stroboskopik görüntüyü görme şansımız olacaktır. Dalgalanmamız güzel. Sol tarafta ama açıkçası, yani Emel Hocam siz de katılır mısınız bana? Sol taraf serbest kenarda şöyle ufak bir sertlik bölgesi var gibime geliyor. Açıkçası hani hastamızı takip etmek isterim bu görüntüyü gördükten sonra. Kapanma defekti yaratmıyor gibi görünüyor ama sol orta 1/3'te ufak sekresyon birikiminin de olduğu bir bölge hatıra olarak sanki kalıyor gibi görünüyor. Sanırım ben de muayene sırasında kullanmışım ki stroboskopu ara ara başka şeylerde fazlarda durdurup görmeye çalışmışım. Çünkü serbest kenarın tam ortasında gibi görünüyor. Her ne kadar korktuğumuz kadar yaygın bir scar ya da sertlik oluşturmamış olsa da bu hastamızın sol ses telinin orta 1/3 kısmında ufak bir nodüle doğru gidiş var gibi gözüküyor. O nedenle hastama bu konuda uyarıp daha sonraki takiplere gelmesini sağlamak isterim açıkçası. Çok şükür ki bütün hastalarımız üst omuz enfeksiyonu geçirdikleri zaman bu tarz tablolarla karşılaşmıyorlar ya da karşımıza gelmiyorlar. Sıklıkla gördüğümüz şeyler enjitte, işte ses tellerinde ödem yani şişlik, kırmızılık olması. Bu kimi zaman geçirilen üst omuz enfeksiyonuyla oluyor ama kimi zaman ortama bağlı. İşte ortamın sigara ya da bir takım dumanlarla ilintili olup olmamasına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. O yüzden de aslında bizim temel olarak sorumluluğumuz profesyonel ses kullanıcılarında larenjit olduğu dönemde ortaya çıkabilecek sesi zorlayabilecek ek problemleri ortadan kaldırmak. Yani bu kişinin bağırmasını,
sesi kısıkken, ses tellerinde larenjit görüntüsü var iken uzun uzun sohbet etmesini, avazı çıktığı kadar telefonda konuşmasını engellemek, olabildiğince sesi ısıtmasını sağlayarak performans öncesi sesini performansa hazır hale getirmesine aracı olmak. Şimdi size izin verirseniz başka bir hasta sunacağım. Bu arada ben kendim göremiyorum. Şöyle yaparsam ha. Bir 42 yaşında erkek hasta. Üniversitede bir akademisyen, öğretim görevlisi. 10 gündür sesinde kısıklık, yorulma sebebiyle bana gelmiş. Çok aklı başında bir, bilinçli bir hastaydı. Öncesinde yani bu şikayetler olmadan önce virüs salmonella enfeksiyonu geçirmiş. Sıkıntısı şu, haftada 15 saate yakın çok büyük bir amfide ders veriyordu o dönemde. Sigara içmiyor, bol miktarda su içtiğini düşünüyor. Solunum alerjisi varmış, o yüzden de solunum yolu alerjisini tedavi alıyor. Oldukça da konuşkan sayılabilecek olan birisi. Şimdi muayene bulgusunu isterseniz birlikte değerlendirelim. Uzun bir iz. Şimdi orient edersek burası dil kökü tarafı, dil tarafı. Burası ense tarafı. Sağ taraf, sol taraf. Gırtlağımızın kapağı görülüyor. Daha görür görmez size hani ne görüyorum diye söyleyecek olursam tükürük salgısının ne kadar yapışkan ve koyu olduğunu görüyorum. Hepsine zararlı dokunabilirsiniz. Evet. Şöyle yaklaşacağım. Şimdi bir yandan bakarken bir yandan değerlendirmeye başlayalım. Ses tellerinin ne kadar kırmızı, damarlarının ne kadar belirgin olduğunu görebiliyoruz. Bakın kocaman kırmızı bir damar şurada var. Şurada bir tane var. Arkada bir tane var. Salgı çok koyu, yapışkan salgısı var hastamızın. Ses şiddetini arttırdığı zaman glottal ses tellerinin birbirine çok sert biçimde çarptığını görüyoruz. Bunu niye yaptırdım? Şu yüzden yaptırdım. Bu akademisyen büyük bir amfide o dönemde yüksek sesle ders anlatıyordu. Yüksek sesle ders anlatırken ses telleri nasıl kullanıyor diye insan merak ediyor. Nasıl kullandığını gördük. Çarparak kullanıyor. Bu çok büyük bir risk faktörü bu hasta için. Şimdi çok hafif. Çok güzel. Şimdi orta tonda bir şey yapacağız. Çok harika. Orta tonda. Ses tellerinin serbest kenarı aşırı derecede kırmızı eritem dediğimiz şey bu. Ve ses telleri ödemli görünüyor. Şimdi bu mukus bence çok önemli bir şey. Çünkü özellikle reflü hastalarında bu hastada ben üst solunum enfeksiyonunun arkasından bir larenjit, daha doğrusu aslına bakarsanız larenjit demeyelim ama hiperfonksiyonel ses kullanımı ama altta yatan hazırlayıcı faktör olarak reflüyü düşündüm. Çünkü hastanın üst solunum enfeksiyonu geçtiği halde çok koyu bir salgısı, sürekli bir mukus birikimi var ve çok yoğun bir tükürük koyulaşması var. Şimdi reflü hastalığı her zaman bizim karşımıza böyle çok yoğun farklı spektrumda gene geliyor. Bu hasta dediğim gibi çok şikayetleri yeni olan bir hasta olmasına rağmen aslında daha önceden reflü tedavisi başlanmış olan biriydi. Muhtemelen geçirmiş olduğu üst solunum enfeksiyonu sebebiyle reflü şikayetleri çok daha belirgin hale geldi diye düşünüyorum. Hastamın bu muayene bulgularıyla beraber ses hijyenini arttıracak her türlü şey yapmaya çalıştım. Su tüketimini arttırdım. 1,5 litrenin az olduğunu düşündük.
sesini çok yüksek şiddetlerde kullanmasını engelledik. Reflü tedavisini yeniden düzenledik. Dikkat ederseniz ilk şeyde slide'da pant bası günde bir kere kullanıyordu. Proton pompa inhibitör olan pant bası günde iki defaya çıkardık. Gaviscon'la destekledik ihtiyaç olduğunda. İki seans ses terapisi yaptık. Bu iki, yapılan iki seansta vokal fonksiyon egzersizleri ve ses ısıtmaya yönelik LuxVox terapisi uygulanmış hastamıza. Düzenli ev ödevleri vermişiz. Bunu düzenli yapmasını istemişiz. Sesini düzenli ısıtmasını istemişiz. Ve sonrasında iki hafta olamaz. Daha sonra olmalı. Tarihe şimdi baktık. İki hafta çok erken. İki haftada bakmış olamam. Tedavi sonrası kontrole çağırmışız. Şimdi bu kontrole bakalım. Şimdi bir önceki muayeneyle karşılaştırdığımız zaman arada dallar kadar fark olduğunu görebiliyoruz. Tüklük salgıları ortadan kalkmış. Mukus salgısı artık yok. Ses tellerinin kırmızılığı, o ödemi, şişmesi ortadan kalkmış. Gene bir önceki muayenede gözümüze daha belirgin olarak gelen şu yalancı ses telleri dediğimiz. Yalancı ses tellerinin kullanımında çok belirgin azalma olmuş. Damarları hala var. Hastamızın damarsal yapısını tabii değiştiremeyeceğiz. Ama baktığımızda çok daha sağlıklı bir gırtlak gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hala glottal hiperadüksiyonu var. Çok pardon. Pardon. Damarlanmaları için lazer tercih ediyor musunuz? Şöyle söyleyeceğim, bu hasta özelinde tercih etmedim. Ben bu hastayı bu tedaviden sonra reflü tedavisi beraber uzun dönem tedavi aldık. Ama eğer bu hastam bir sesini çok yüksek sesle kullanmak zorunda kalan bir oyuncu ya da şarkıcı olsaydı açıkçası düşünürdüm. Çünkü kanama açısından çok yüksek riskli bulurdum. Ama bu hasta için konuşacak olursak önermedim açıkçası. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Reflünün de ne kadar yaygın olduğunu. Emel Hocam, şu damarın orada bu şekilde bırakılması insanın yüreğine rahat ettirmiyor. Biliyorum, haklısınız. Çünkü böyle hem çok belirgin büyük bir damar hem de kanama için risk oluşturacak bir damar, ama hastamızın özelinde bir şey yapmadık açıkçası. Ama bunu dediğim gibi başka bir hastada görmüş olsaydım mutlaka yapmayı düşünürdüm. Hastamızın tedavisine tabii ki devam ettik. Çünkü reflü tedavisi çok da kısa süreli olmayan bir tedavi oluyor. Şimdi gelelim sık karşılaşılan ve belki profesyonel ses kullanıcılar açısından en korkulu olan ses teli nodülüne. Şimdi burada gene dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin böyle çok geniş spektrumda olduğunu düşünerek çok kabaca bir iki tane slide koydum. Ses teli nodülü, ses tellerinin orta bir bölü üç kısmında yerleşik olan iki taraflı lezyonlar. Ses teli nodülleri tanım gereği her zaman iki taraflı. Tek taraflı lezyonlar asla nodül değil. Nodüller ses tellerinin gergin kullanması, gergin kullanılması ya da yüklenilmesi ya da aşırı bir ses yükü karşısında verdikleri tepkisel reaksiyonlar. O yüzden de asla tek taraflı olmuyor. Tek taraflı lezyonlar mutlaka başka bir ses teli hastalığı oluyor. Çocuklarda görebiliyoruz, adolesanlarda görüyoruz, çocuklarda görürsek erkek çocuklarda görüyoruz, ama daha çok gördüğümüz erişkin kadın hastalar. Profesyonel ses kullanıcılarında seste yorulma şeklinde, tiz tonların kaybı şeklinde ortaya çıkıyor. Hele ki sanatçılarda, şarkıcılarda, oyuncularda sesin piyanoda kullanılamaması, sesin kısık kullanılamaması, sesin düşük şiddetle kullanılamaması şikayeti çok belirgin. Çünkü ses tellerinin orta bir bölüş kısmının temasına bağlı olarak bu nodüller önden ve arkadan hava kaçmasına yol açıyorlar. Öyle olunca kişi bunu ortadan kaldırmak için ses tellerinin daha gergin kullanılmasını sağlıyor. Şiddeti arttırıyor ki hava kaçağını ortadan kaldırabilsin diye. Konuşma sesinde etkisi var mı? Var. Kapıdan içeri bir hasta girdiğinde büyük olasılıkla buradaki ekip arkadaşlarımın tamamı o kişinin nodül olma ihtimalini hemen size söyleyebilir. Çünkü konuşma sesinde kırılma, çatlama gibi kulağımızı rahatsız eden bir ton ortaya çıkarıyor.
Getirdiğim hasta örneğini sunmak istersem, eğer 27 yaşında bir kadın hasta, halk oyunları öğretmeni, çok yoğun bir programı var. Çünkü kalabalık gruplarla çalışıyor. Şimdi bu hastaların önemli bir kısmı COVID öncesi. O yüzden gördüğünüz gibi kalabalık grupların içerisine girebilen, kalabalık grubu 50-60 kişilik halk oyunu ekibini eğiten bir öğretmenden bahsediyorum. 3-4 aydan beri sesinde yorulma ve kısılma var. Sigara içmiyor, çok bol su tüketiyor, çok da konuşmuyor ama 50-60 kişilik gruba bir halk oyunu öğretmeniyseniz eğer muhtemelen emir vermek için, anlatmak için yüksek sesle konuştuğunu tahmin ediyoruz. Şimdi muayenemize bakalım. Aha. İzninizle stop share yapayım. Videoyu şeyden çalıştırayım. Haldun Hocam ve Emel Hocam izin verir misiniz? Korkarak stop share yapabilir miyim? Yani elbette, eğer korkuyorsak kalabilir diyecektim. Çünkü nodüller aslında çok güzel gözüküyordu fotoğraf halinde de. Ama hareket evet. Halinde görmek istiyoruz herhalde. Bir deneyelim hadi. Ya, deneyelim hadi. Evet. Yalnız bir saniye. Şimdi o zaman sunumumu kapatıyorum izin verirseniz. PSD'yi açayım çünkü sunumun içinde eğer şey yapmayı başarırsam bir saniye çok share screen yapıp eğer şey becerirsem PSD'yi açmayı sanırım şu görüyor musunuz önce açtığım evet. Şeyi tamam evet. Klasörün içini görüyoruz evet nodül hastamın videosunu açıyorum Allah'ın izniyle evet bu da sesli bir video değildi. Bakın ses tellerinin ortasında Zeytep Hocam birer... videoyu görmüyoruz şu anda. Yapmayın hocam bir saniye. Özür dilerim. Şimdi bunu görüyor musunuz Haldun Hocam? Evet burayı yani klasörün içini görüyoruz. Peki bunu ben nasıl klasörün içinde açacağım? Share screen yaparken yani önce video açık olsun. Arkada video açıkken share screen yaparken o videoyu seçersek oynar. Haydi bakalım bismillah bir dakika. Emel hocam ya vallahi hata benim hatam. Sen söylemiştin bunu bana hepsini kontrol et diye. Yok canım sonuçta görünüyor zaten nodüller de. Hiç sıkıntı değil. Hepimiz her online toplantıda benzer şeyler yaşıyoruz. Önce screen share'i durduralım. Tamam. Şimdi screen share'a geçerken o video ekranını seçersek genelde çözülüyor. Şöyle yapınca bakalım seçilecek mi? Bir kere daha deniyorum. Görmüyorsunuz değil mi? Klasörü görüyoruz. Klasörü görüyoruz. Okey, geçiyorum o zaman. Özür dileyerek Haldun Hocam zaman kaybı yarattığını düşünüyorum. Hiç sıkıntı değil. Bence nodüller gayet güzel gözüküyor zaten. Bir saniye bunu kapatalım. Sunumumuzu açayım tekrar. Şimdi bazı videolar şeyle uyumlu olmuyor sunumla. O yüzden şeye şansım olamadı. O yüzden çok özür diliyorum herkesten. Ne yapmışız onu o zaman paylaşayım ondan sonra ne görecekmişiz eğer görmüş olsaydık. Şu an görüyor musunuz sunumumu acaba? Yok, daha başlamadı. Şimdi bir dakika görüyor musunuz acaba? Yok, şu anda görmüyoruz. Korktuğum başıma geldi. İstersen bir çık. Şeyden. Komple mi çıkayım? Yani yok yok. Yani screen share'i bitirsene. Bir saniye. Yani açık kapamak her zaman işe yarar. Süper. Tamam. Görünüyor mu? Evet şu anda sunumu görüyoruz. Gayet güzel. Şimdi bu hastamıza ses teli nodülü tanısı koyunca ses hijyeni vermişiz. Hastanın reflü şikayetleri varmış, reflü tedavisi başlamışız. Ve erken dönemde 4 seans ses terapisi uygulamışız. Hasta ses terapi açısından çok uyumlu bir hastaymış. Acayip şey. Hani çünkü ben terapistlerle beraber çalıştığımda mutlaka hasta terapi deney yapıldığı ve hastanın uyumuyla ilgili mutlaka geri bildirim alıyorum. Sonrasında bana gelmiş...
Gördüğünüz üzere nodülleri kaybolmuş. Becerebilirsem videoyu tekrar sonra göstereceğim. O yüzden hani buradan da şu mesajı vermek istiyorum. Nodüller iki taraflı olan lezyonlardır. Tanısı doğru konulursa ses terapisiyle ortadan kalkarlar. Ama iki taraflı her lezyon nodül değildir. Özellikle nodüllerde asimetrik nodül görürsek, yani nodüllerden bir taraftaki daha büyükse, dalgalanmada bir asimetri var ise mutlaka terapi sonrası nodülün kaybolmasını beklerken kaybolmadığını görüp altta yatan lezyonu tekrar değerlendirmeliyiz. Nodüller terapiyle ortadan kalkmalıdırlar. Tanım gereği terapiye yanıt vermeyen lezyon nodül değildir. Bir başka lezyonumuza geçmek istiyorum. Ses teli polibi. Burada da bir genç bir erkek hasta getirdim. Çağrı merkezi çalışanı. 13 yıldan beri çağrı merkezinde çalışıyor. Son birkaç senedir sesinde bir çatallaşma duyuyor. Nodül denmiş, birçok hekim tarafından görülmüş. Hastanın kendisine ait bir özellik olarak görürsek obsesif kompulsif bozukluğu var. Uzun yıllardır ilaç kullanıyor. Obez. Sigara içiyor. Obez olmasına rağmen içtiği su miktarı 2 litre. Şöyle bunu gösterebileceğini düşünüyorum. Galip Burak Özdil. Burak Medical Center çalıştım. Söyle bakalım. Hayır. Değil. Peki nedir sorunuz? Niye? Çatallaşma fark ettim sesinde. Bu çatallaşmadan dolayı kontrol amaçlı. Bana uzun bir der misin? Tabii. Şimdi nefes alacaksanız bir dalına kadar saymanız. Tabii. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hastanın sesi korkunç değil bence. Kulağı rahatsız eden bir miktar havalılığı var. Bir çıtırtısı var ama hani insan çok büyük bir polip görmeyeceğini bekliyor. Bakalım ne göreceğiz. Şimdi şunu denemeye çalışın. Şimdi şiddetle. Şimdi hiç beklediğimiz gibi çıkmadı değil mi? İki taraflı böyle kıpkırmızı, mavi mor gibi görünen iki tane lezyonu var. Kocaman et parçası gibi görünüyor. Nefes. Şimdi i. 2, 1. Özür dilerim, geri geleyim. Şimdi sağ ses teli, sol ses teli, ön taraf, arka taraf. Şurada böyle bir güzel bir et parçası var. Şurada şöyle güzel bir kırmızı, mor gibi bir renkte bir şeysi var. Bakın şurada kanama alanı var. Taze, kırmızı görünüyor. Bakın şurada da sarı renkli bir alanı var. Belli ki bu hasta kanama geçirmiş. Yakın bir zamanda devam ediyor. Bakalım tekrar şöyle görmeye devam edelim. Niye duymadığımız ortaya çıktı muayene sırasında? Çünkü hastanın polipleri sallanıyor aşağı yukarı. Hasta konuşurken polipleri yukarı kalktığı için seste çok büyük bir çıtırtılık duymuyoruz. Ama aslında bu iki kocaman polip gördüğümüz zaman insan şunu düşünüyor. Demek ki bu hasta uzun zamandan beri bir dolu sorun yaşıyor. Mesele birkaç aylık bir mesele değil. Şimdi ben hastaya ses istirahati vermişim. Bir hafta kadar sonra tekrar görmüşüz. Hastanın en azından şu öndeki kanaması çekilmeye başlamış. Arkadaki kanama düzelmeye başlamış. Polipler ortaya çıktı. Bol miktarda damarı var. Hastanın kullanımına ait çok büyük sorunları var. Bantlarını kullanıyor, bantları temas ediyor. Ama açıkçası kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben bu hastaya kanaması geçer geçmez cerrahi önerdim. Çünkü bu hastanın bu haliyle terapide geçireceği vakit hasta adına bir kayıp. O yüzden hastaya terapi vermeden önce ameliyat yaptık, poliplerini çıkardık. Arkasından hasta tedaviye başladı. Şimdi tedavi sonrası hastanın
sesini duyalım. Günaydın. Burak Bey, adınız soyadınız? Galip Burak Özdil. Ameliyat olalı kaç gün oldu? Ameliyat olalı yaklaşık 10 gün oldu. Tamam. Kaç gün ses istirahati yaptın? 5 gün ses istirahati yaptım. 5. günden sonra başladınız konuşmaya. Pazar günü itibaren konuşmaya başladım. İlk konuştuğunuzda sesiniz nasıldı? Aynı bunun gibiydi. Bunun gibiydi. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Bu soruyu özellikle sordum hastaya. Çünkü ses teli cerrahisi geçirecek olan herkesin en büyük korkusu acaba sesim bir daha çıkmayacak mı? Eski sesime kavuşamayacak mıyım diye. Özellikle ilk konuşma anında hastalar tarafından bu çok sorulan bir soru. O yüzden hastalarıma soruyorum nasıl çıktı sesiniz diye. Şimdi hastamızın muayene videosunu izleyelim. İyi der misiniz? Hasta 10. gününde. Yani bu muayene sırasındaki. Polipler ortadan kalkmış. Şimdi şunu yapar mısın? Bir kere daha. Şimdi bağıracağım. Şimdi ben tabii hastanın sadece postop 10. gününü getirmişim. Onu da biraz sonra gösteririm. Bu hastanın terapi sonrası da var. Terapinin nasıl bir hayat değişikliği yaptığını göreceğiz. Çünkü aslında bu 10. gündeki videosunda sadece ameliyatla polipleri aldığımızda ne olduğumuzu gördüğümüz şey. İzin verirseniz birazdan da terapi sonrası videosunu göstermek isteyeceğim size. Şimdi birkaç tane Haldun hocam saat 9'a geliyor. Ben bir yandan böyle gidiyorum ama bir iki tane de resim ve şey göstereceğim. Çünkü aslında sık kistleri falan profesyonel ses kullanıcılarında her zaman çok görmüyoruz. O yüzden ben bir iki tane örnek getirdim sadece. Arzu ederseniz onunla devam edeyim. Yoksa Sevtap hocam isterseniz şöyle bir 5 dakikada toparlayalım. Sonra da varsa dinleyicilerin soruları onları da cevaplayalım. Şimdi nodüller çok sık karşımıza çıkıyor. O yüzden profesyonel ses kullanıcılarında nodül tanısına gelen çok hastamız oluyor. Ama her nodül tanısına gelen hasta nodül olmuyor. Dikkat ederseniz biraz önceki polip hastası için de tanının nodül olduğu söylenmişti. Hasta kendisi nodül olduğunu zannediyordu. İşte bu resimde gördüğümüz lezyonlar da çoğu zaman hastalar ya da konuya çok hakimiyeti olmayan hekimler tarafından nodül tanısı konulmuş olan hastalar oluyor. Bunlar kist. Bakın üstteki böyle inci boncuk gibi bir kist. Alttaki ise içi salgı dolu bir kist. Ses teli kisti. Ses teli kistleri sıklıkla tek taraflı oluyor. Bazen böyle içinde koyu sıvı balındırıyor. Bazen de böyle salgı barındırıyor. Bazen kistin karşısındaki ses telinde temasa bağlı nodüller ortaya çıkabiliyor. İşte o zaman iki taraflı lezyon olarak karşımıza geliyor. O yüzden hep şey diyoruz, bilateral iki taraflı lezyonu olan bir hasta eğer nodül düşünülüyorsa nodül için terapi aldıktan sonra mutlaka ama mutlaka yeniden değerlendirmeli diye. Burada farklı kistlerin resimlerini getirdim. Çünkü kistler çok kişiye özel. Ses tellerinin farklı yerlerinde farklı şekillerde olabiliyor. Kistlerin en önemli özelliği dalgalanmayı stroboskopide bozuyor olmaları. İkinci önemli özellikleri de eşlik eden yapısal bir takım eksiklikler ya da problemlerle birlikte olmaları. Sulkus ya da scar gibi. O yüzden de her kist hastası ameliyattan sonra altta yatan hastalığı açısından hastayla değerlendirilerek konuşulması gerekiyor. Bu hastamın da videosunu istersen göstereyim Haldun Hocam, ondan sonra bırakayım. Reklamcı bir hasta, amatör bir korist. Son iki aydır sesinde kısıklık varmış. Bu kısıklık oluşmadan önce bir filarmoni korosu seçmelerine katılması gerekmiş. Çok yoğun sesini kullanmış ve zorlamış. Sigara içicisi karşımıza şöyle bir lezyonla geldi. Evet.
Bakın, özür dilerim. Gene kum saati kapanması var. İki taraflı lezyonu var gibi görünüyor hastamızın. O yüzden çok kolaylıkla yanlış değerlendirmeyle olduğunu zannedilebilir bu hasta. Doğru olmayan bir göz tarafından. Ama aslında sağ tarafta kum saati kapanmayı göstermeye çalıştım ama bir saniye, belki şimdi görürüz. Özür dilerim, dokunduğumda hemen tekrar geleceğim aynı yere. Sağda içi sıvı dolu bir kisti var ve karşıda temas eden bir temas yüzey nodülü var. Gösteremedim, özür dilerim. Slayta geçiyor. Kum saati kapanması var. İki taraflı lezyonu var. Aslında söylemeye çalıştığım şey buydu. Onu göstermeye çalışıyordum. Sol tarafta da temas yüzeyinde bir sertliği var. Ama doğru değerlendirmeyle biz bunun bir kist olduğunu görüp hastamıza ameliyat kararı verebiliriz. Hastamızın ameliyattan sonraki İyileşme döneminde, o yüzden de hala asimetrik kasılması var. İyileşme tamamlanmamış henüz. İkinci aya geldiğinde lezyon ortadan kalkmış, simetrisi de ortaya çıkmış. Alalım. Bu hastamız ameliyattan sonra önce ses terapisi, ardından şans sesi eğitimi ve şans terapatik amaçlı şans ses terapisi aldı. O yüzden de simetrik dalgalanması tamamen ortaya çıktı. Ses aralığı ile ilgili sorunu ortadan kalktı. Resim gösteriyorum. Renk ödemi. Renk ödemini hiç görmemiş olabilen dinleyicilerimiz vardır diye. Bu da ses tellerimizde üzüm tanesi gibi şişmelerle giden lezyonlar. Sigara en önemli risk faktörümüz. Profesyonel sanatçılara çok gözükmüyor ama özellikle öğretmenlerde, bazen çağrı merkezi çalışanlarında gördüğümüz lezyonlar. Sigara çok büyük risk faktörü ama sesin travmayla kullanılması ve reflüde hazırlayıcı diğer faktörlerimiz. Ben burada sunumu bitirmek istiyorum izninizle. Bir yandan öbür videoyu göstermeyi başarırsam onu göstereceğim. Orada sorular alalım derim, eğer siz de uygun bulursanız. Ama onu son göndermeden hemen şu şeyimi de göstermem lazım. Bir dakika. Evet, özür dilerim. Bu da ekranımızda kalsın. Çünkü dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. 14-17 Nisan'da yapacağımız toplantımıza herkesi davet etmek isteriz. Sektop Hocam, videoyu gösterirken ben bir iki soru sorayım mı? Keyifle. Elbette. Şimdi iki soru soracağım. Yani herkesin de ilgisini çekebilecek şekilde. Özellikle polip gibi lezyonlarda profesyonel olsun olmasın, ses terapisini her hastaya öneriyor musunuz? Amacımız ne orada? Ses terapisiyle ne kazanmak istiyoruz? Çünkü lezyonu aslında tedavi etmiş oluyoruz ameliyatta ama amacımız ne terapi verirken? Bu ilk polipler soru için sordunuz değil mi Emel Hocam? Polipler mi dediniz? Ne dediniz? Özellikle polipler için. Tamam. Diğer sorumu da isterseniz sorayım. O da biraz katılımcı kulak mumbalcılar için olsun. Özellikle kist gibi karşısında reaksiyoner lokoplazik bir alan olduğu zaman cerrahide yaklaşımınızı değiştiriyor mu? Karşı kort için herhangi bir yaklaşımda bulunuyor musunuz? Yoksa sadece o bölgeyi takip mi ediyorsunuz? Şimdi iki ayrı şey. Önce istersen polibi konuşalım. Onu bana bir daha anlatman lazım. İkinci sorunu kafandaki şey tam anlayamadım. Şimdi poliplerde daha doğrusu benim ses teli lezyonlarında neden terapi veriyoruz olarak okumak istiyorum senin sorunu. Şöyle ki benim lezyonlar herkes de olmuyor. Neden oluyor?
Ya kişinin yükü fazla sesle ilgili, ya kişinin ses dayanıklılığı bu yükü karşılamaya yeterli değil, ya da kişinin hayatındaki bazı faktörler böyle bir patoloji oluşturmak için uygun. O yüzden biz patolojiyi ortadan kaldırıyoruz cerrahi yaparak, ama kişinin eğer hayat biçimini, ses kullanım biçimini, larynx'ini aynı yüke dayanıklı hale getirmezsek mutlaka bu sorunla tekrar karşılaşıyoruz. Birincisi bu. Yani yeni lezyondan korumak için. İkincisi, kişi bir lezyonla uzun süreli yaşıyorsa ses telleri ve ses tellerinin kullanımı bu lezyon varken nasılsa öyle. Siz lezyonu ortadan kaldırsanız bile, lezyonu alsanız bile kişinin dinamikleri hala aynı şekilde devam ediyor. Yani bant hiperfonksiyonu vardı hatırlarsanız o çağrı merkezi çalışanında. Ben polipleri almış olduğum halde artık ses tellerinde o bandı, bant çalışmasının gerçek bir şey olmadığı halde hala kişi bantla konuşuyordu. Çünkü uzun yıllar bu lezyonla konuşmaya alışmış. İşte bu alışkanlıkları ortadan kaldırmak için yine terapiye ihtiyacımız var ki kişi ses telleri sağlıklı olduğu halde sağlıklı olarak kullanmaya devam edebilsin. İkinci sorunuza gelebilir miyim Emel Hocam? Bu arada ben bunu düşündüm, unuttum. Bu da tamamen cerrahi bir soru. Kist gibi lezyonlarda karşısında dedik ki uzun süreli temasa bağlı, travmaya bağlı. Karşı kortta da temas bölgesinde reaksiyonel lezyonlar olabiliyor. Reaksiyonel lokoplezleler oluyor. Olabiliyor. Bunlara ne tür bir yaklaşımımız oluyor cerrahi esnasında? Şey diyeceğim, ya ben ses teli cerrahisi yaptım her hastanın. İki ses telinde baştan sona kadar önce muayene ediyorum. Çünkü bir ses telinde lezyon olduğu zaman larynx'te ikinci bir lezyon bulma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden haklısınız. Azımsanmayacak sayıda karşı ses telinde lezyon oluyor hastalarımızın. Mutlaka onları tedavi etme yönünde davranıyorum. Hastalarıma da mutlaka söylüyorum. Bakın diyorum, ben ses tellerinizde ek bir şey bulursam, hele ki böyle bir kontak lezyon bulursam mutlaka onu da eksize edeceğim. Çünkü gene hedefimiz iyi kapanan ses telleri ve bu iyi kapanan ses tellerinin iyi çalışmasını ve bunun iyi bir fonasyon oluşturmasını hedef sağlamak. O yüzden onları çıkarıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Net mesajlar olan güzel bir sunumdu. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Bir iki soru var Haldun abi. Siz isterseniz bunları. Emel hocam siz devam edin. Tamam. Bir soru var şuradan. Ben gördüm Emel hocam. Gördüm, tamam. İlaçlar, vitaminler önerdiniz. Ben şey gördüm. Eğer sakın hocam son hastanın ses telindeki nodül değil kist olduğu nasıl anlaşıldı diye biri sormuş. Muayeneyle anlaşıldı. En son hastam şey miydi? Kist olan hastamdan bahsediyoruz değil mi? Şey diyeceğim şimdi, ses tellerinin serbest kenarında olan lezyonlara nodül denmesi çok sık rastladığımız bir şey. Hastalarımız bize hemen buradaki bütün hekim arkadaşlar aynı şekilde düşünecektir diye tahmin ediyorum. Hastalar bize nodülle geliyor. Ama biz bu hastaların bir kısmına nodül, bir kısmına kist, bir kısmına polip, bir kısmına ranke, bir kısmına granülom gibi farklı farklı isimler veriyoruz. Çünkü, bir kısmına kanser. Maalesef, evet, bir kısmına da kanser. Haklısın Haldun Hocam. Çünkü benim de başıma gelmiştir nodülle gelen kanser hastası. O yüzden de yaptığımız şey aslında nodül denilen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Elimizde çok güzel endoskoplarımız var. Ve endoskopları değerlendiren güzel gözlerimiz var. Tecrübeli gözlerimiz var. O yüzden bu lezyonlara bakarak bunların hangisinin nodül, hangisinin kist olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Burada stroboskopinin çok büyük bir yardımı oluyor bizlere. Çünkü nodüllerin kistlerden farklı davranış biçimleri var. Biz bu farkları ne demiştim? Mesela mukozal dalgayı bozuyor demiştim kistler. Ama nodüller bozmuyor. Bunları bu şekilde değerlendirerek nodül ya da kist tanısını koyuyoruz. İlaçlarla ilgili soru var dediniz galiba, onu göremedim. Yani ek olarak başladığınız ilaç, vitamin, önerdiğiniz başka şey var mı? Ses istiyatlarınız hastaları. Yani anladığım kadarıyla profesyonel ses kullanıcısı. Açıkçası şöyle söyleyeceğim, ben profesyonel ses kullanıcılarında, bu sahne sanatçıları, icracılar için konuşayım. Vitaminler konusunda biraz tedirginim. Çünkü vitaminler ses tellerini her zaman çok olumlu yönde etkilemiyor. C vitaminleri mesela damar kırılganlığını çok arttırıyor.
kanamaya çok meyil oluşturuyor. O yüzden de ben bütün hastalarıma ilaç niyetine su içirtiyorum. Su diyorum, su diyorum, su diyorum ve buhar diyorum. Ama ilaç olarak ne kullanıyoruz diye sorarsanız reflünsü varsa reflüksün tedavi kullanıyoruz. Eğer hastanın salgısı çok koyuysa salgı inceltici kullanıyoruz. Alerjisi varsa alerjisini tedavi etmeyecek ilaçlar kullanıyoruz. Ama sesini daha iyi hale getirmek, nodülünü küçültmek ya da nodülünü ortadan kaldırmak için açıkçası ben teknik diyorum, su diyorum, ses sağlı diyorum. Diğer bir sorumuz, şan derslerinden önce ve sonra Dr. Vox ile sesi rahatlatmak faydalı mıdır? Şöyle söyleyeceğim, Dr. Vox sesin ısıtılmasında, soğutulmasında çok etkin olduğu kanıtlanmış olan bir terapi aracı. Çünkü aslında bir teknik değil. Ses terapisinde kullanılan bazı yöntemlerin kişi tarafından daha kolay kullanılması için İlter tarafından yaratılmış harika bir malzeme. Eğer kişi bunu kullanmayı biliyorsa, bu egzersizleri öğrendiyse bir bilen tarafından tabii ki kullanılabilir. Ama açıkçası sadece bir boruya üflemek değildir Dr. Vox ya da Lux Vox. O yüzden de bunun doğru şekilde öğrenilmesi taraftarıyım ben. Çünkü öbür türlü çok büyük bir faydası olmadığını düşünüyorum. Eğer kişi bilinçli yapmazsa. Çünkü şöyle bir şey var. Tüm terapi egzersizleri için geçerli bu. Buradaki terapist arkadaşlarım da herhalde katılırlar. Terapi egzersizinin ne olduğu değil, nasıl olduğu, nasıl yapıldığı bence çok önemli. Siz bir dudak telini ses tellerinizi rahatlatmak için kullanabilirsiniz. Yapamadım şimdi. Ama bunu ses tellerinizi yıpratmak için de kullanabilirsiniz. Eğer çok gelerek yaparsanız normalde ses tellerimizi çok rahatlatacak bir egzersiz olan dudak teli ya da Dr. Vox ses tellerimize hiç de faydalı olmayan şeye dönüşebilir. Eğer kişi biliyorsa kesinlikle kullanılmasını öneriyorum açıkçası. Bir sorumuz daha var. Okuyorum. Kalıcı nodüller ses terapisiyle geçebiliyor mu? Küçülebildiklerini ama tamamen geçmediğini biliyordum. Rasim'cim merhabalar. Teşekkür ederim güzel soru için. Şimdi şey diyeceğim, ben bu açıdan Ramon'dan tamamen farklı düşünen birisiyim. Şöyle ki bizim yaptığımız bir çalışmada aslında nodülün zaten ses terapisiyle kaybolması gerektiği söyleniyor. Eğer ses tellerindeki nodüller terapiyle kaybolmuyorsa iki tane alternatif var bana kalırsa. Ya birisi bunlar nodül değil, fibrotik lezyonlar, fibrotik mes olabilir, nodül kist olabilir ya da doku değişikliği olabilir ya da terapi yeterince etkin uygulanmadı. Nodül tanımı gereği terapiye %100 yanıt verir. Eğer %100 yanıt verilmiyorsa dönüp bakmak lazım. Hani tanımı yanlış, tedavide mi bir yetersizlik var diye. Eğer fibrotik nodülse, yani terapi yeterli olduğu halde nodüller ortadan kalkmıyorsa cerrahi tedavisi uygulamak lazım. Sevtaç'ım bir soru daha var. Emel Hoca'nın ikinci sorusuna ek olarak kistle birlikte oluşan karşı korttaki nodül benzeri oluşumlar için kist cerrahisi sonrası nodül terapisi öneriyorsunuz değil mi? Şöyle söyleyeceğim. Melda Hanım sanırım dil konuşma terapisti. Burada şunu söyleyeceğim. Nodül, kist ya da polip için nodül terapisi uygulamıyoruz. Açıkçası terapi uyguluyoruz. Terapinin mantığı ses tellerinin daha etkin kapanmasını sağlayacak doğru davranış biçimlerini öğretmek. Polip içinde, nodül içinde, kist içinde, cerrahi içinde aslında yapılan şey temelde aynı oluyor. O nedenle mutlaka cerrahi yaptığımız hastalarda benzer lezyonların ortaya çıkmasını engellemek ya da daha sağlıklı kapanmayı sağlamak için terapi öneriyorum. Terapide yöntemler değişiyor. Vokal fonksiyon egzersizleri uygulayan arkadaşlarım var. Lux Vox uygulayan arkadaşlarım var. Ama bir dolu farklı terapi yöntemi var. Herhangi birisi uygulanabilir. Yeter ki o hasta için en uygun olan, hastanın öğrenebileceği ve uygulayabileceği egzersizleri bulabilelim diye. Bir soru daha var. Tek taraflı vokal kort kist karşısında kontak lezyon nodül olabiliyor mu? Bu halde tek taraflı nodül kavramı geçerli olabilir mi?
Şimdi bir de nodülün patolojik olarak ne olduğuna girelim isterseniz. Nodül aslında bir sertleşme mekanizması. Nasırlaşma demek, fibrotikleşme demek. Eğer kişi bunu ses tellerini kullanma sırasında gergin kullanım, aşırı hiperaddiksiyon dediğimiz, yani ses tellerinin addiksiyonunun çok sert olması şeklinde yapıyorsa, lezyonlar iki taraflı oluyor ve nodül oluyor, sert oluyor. Ama eğer bu sertleşme yol açan şey karşı tarafın lezyonuysa, bu kist olabilir, polip olabilir ya da fonasyon sırasında bu lezyon sebebiyle ses telleri hiperaddiksiyonla baş etme yöntemi bulduysa sertleşme ortaya çıkıyor ve nodül ortaya çıkıyor. O yüzden de biz tek taraflı nodül demiyoruz. Hastanın kisti var, kistinin karşısında da kontak lezyonu var diyoruz. Çünkü nodül olduğunu ancak ya terapiyle yanıt verirsek ya da ameliyathanede baktığımızda görüp onun hakikaten sert bir lezyon olduğuyla karar verebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Başka soru yok. Ha, yok mu? Doğru size. Ben daha soru hazırlamıştım kendime. Çok çok sorular var. Bu soruların içerisinden de çıkacak sorular var ama şimdi bizim toplantı için planladığımız süre yaklaşık bir saatti. Bunu biraz açtık. Herkesin de akşam saatlerinden bunu çaldığımızın farkındayız. Dolayısıyla ben Sertep Hocam'a bu tatlı diliyle zamanın nasıl geçtiğini bize anlaştırmadan böyle güzel güzel videolarıyla, fotoğraflarıyla demonstratif sunumu için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok özür diliyorum sunumda yaşadığımız karmaşa yaşama. Bilgisayarıma teşekkür ediyorum çünkü ölmedi, kapanmadı. Sunumumuz gayet güzel oldu o yüzden. Bir iki tane aradan kaçırdığımız küçük soru vardı. Birisi bir kulak burun boğaz hekimi arkadaşımdan gelen. Terapiyle ilgili olanaklar olmayan yerde biz ne önerebiliriz hastalara gibi ya da işte az önce bahsettiğimiz cerrahiyle ilgili sorular gibi. Bunların hepsinde herhalde şunu hatırlamak lazım. Elbette belli standartlarımız var. Elbette belli kafamızda algoritmalar var. Gerek cerrahi açısından gerek terapi açısından ama bunların hepsi aslında hasta için seçilen, hastaya uygun olacak şekilde bizim modifiye ettiğimiz yani bir çeşit aslında terzi dikimi yaklaşımlar. Yani nodülü olan 10 tane hastanın onuna da aynı ses terapisini vermiyoruz. Ya da 10 tane polip cerrahisi yaparken onun da ameliyathanede tıpatıp aynı hareketleri tekrar etmiyoruz. Dolayısıyla hastaya spesifik bir yaklaşım olduğunu bunu şey için de genelleyebiliriz. İşte Dr. Vox sorusuna da ya da benzer spesifik teknikler için bu vokal fonksiyon egzersizi olabilir. İşte Dr. Vox olabilir, başka herhangi bir teknik olabilir. Dolayısıyla o hastanın ihtiyacı neyse, o hastanın sesiyle ilgili problemi oluşturan nedenler neyse ona yönelik bir yönelim yapmak lazım. Sertep Hocam'a tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben sadece dinleyicilerimizi bir sonraki toplantımız hakkında bilgilendirmek istiyorum. 27 Ocak'ta sıra dışı bir konuyla transseksüellerin ses problemleriyle ilgili sevgili Esra Hoca'yla ve Fatma Esen Hoca'yla Hacettepe Üniversitesi Dil Konuşma Terapisi bölümünden birlikte olacağız. Dolayısıyla burada bizi dinleyenlerin 27 Ocak'ta da bizimle birlikte olmaları bize mutluluk verir. Ben kapanışı yapmak üzere ev sahibimiz Emel Hoca'ya veriyorum sözü. Sertep Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sertapçım diyeyim artık. Sertapçım, seni dinlemek her zaman çok büyük bir keyifti. İyi ki geldin, iyi ki bunları anlattın bize. Profesyonel Ses Derneği olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılar adına da teşekkür ediyorum. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum bu akşam saatinde bizi dinledikleri için. Ben teşekkür ediyorum. Toplantıya kadar görüşmek üzere diyorum. Sevgiler. Teşekkür ederiz.